Glikoz yükleme testlerinde yaklaşımınız nasıldır? Gebe direnci nasıl kırılır? Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Çok güzel, hoş bir soru oldu bu da. Yani zaten bu da çok gündemde olan bir soru. Bir kere şunda emin olalım. Mutlaka glikoz yükleme testini kim ne derse desin ki zaten kadın doğumcular farklı bir şey söylemiyorlar. Biz bunu yaptırmamız lazım. Mutlaka tüm gebelere de bunu sunmamız lazım. Bu çok çok önemli. Eğer tabii ki bu risk faktörümüz varsa bunları biz ilk vizitte yapmamız lazım. Bu risk faktörleri neler olabilir? Birinci derece yakınında bir diyabet olabilir. Kendisi daha önceki gebeliğinde bir gestasyonel diyabet geçirmiş olabilir. Bir glikoz direncinin olduğunu bildiğimiz bir gebe olabilir. Bunlar da ilk vizitte yapmamız lazım. Bunda da normal çıksa bile glikoz yükleme testi 24 ila 28 haftada bunu tekrar etmemiz lazım mutlaka ilk vizitte. Yani iki defa yapmamız gerekebiliyor. Tabii bu böyle bu takım risk faktörleri yoksa da mutlaka biz 24-28 haftada tekrar bunu önermemiz gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım ben mümkünse 75 gram yapmayı tercih ediyorum. Neden? Tek seferde tanı koyuyoruz. Tekrar tekrar gebemizi getirmemiz gibi bir durum söz konusu olmuyor. Tabii 75 gramın handikapı ne? Mutlaka gebenin aç gelmesi lazım. Eğer aç değilse ben yine eğer gebeyi yakaladıysam poliklinikte aç değilse ve glikoz yüklemede tereddütleri varsa hemen 50 gramı yaptırtırıyorum. Bu sefer basamaklıya geçiyorum aç değilse de. Çünkü o gebeyi mutlaka yakınımızda tutmak istiyorum. O zaman da tabii ki basamaklı 50 gram 3 gün aradan sonra 100 gramı tekrar aç karna yapmamız gerekiyor. 50 gram 140 ve üzeri değer tespit edersek basamaklı yöntemden bu sefer de iki değerimiz yüksek çıkarsa bu şekilde diyabet tanısı koyabiliyoruz. Ben tabii diyabette ne yapıyoruz? Diyabette biz bir diyet veriyoruz aslında çok büyük bir şey ailede ve de gebede büyük bir problem yaratmıyoruz. Bu diyette de glikozunu regüle etmeye çalışıyoruz. Çoğunda bu mümkün olabiliyor diyetle iyi bir şekilde uyarsa ya da değilse de insülinle bunu bir şekilde düzenliyoruz. Ben gebeyi mutlaka nasıl korkutuyorum? Yani korkutmak doğru bir yaklaşım mı bilmiyorum ama direnci kırmanın bir yolu da belki de korkutmaktan geliyor. Gebe için en önemli olan şey nedir? Karnındaki bebektir. Karnındaki bebeği ben öne sürüyorum ki yalan da değil yanlış bir şey de söylemiyorum. Bu gestasyonel diyabeti tespit etmememiz durumunda ne gibi komplikasyonları göremeyebileceğimizi söylüyorum ona. İşte bu neonatal hipoglisemi olsun, makrozomi olsun, makrozomiye bağlı bir zor doğum olsun. Zor doğumun aslında kendine de zararları var. Bir omuz takılması olsun bunun nasıl problemler yaratabileceğini, polihidramnioz yine nasıl sonuçlar olabileceğini, perinatal ölümün bu düzensiz glikoza bağlı olabileceğini, hipertrofik kardiyomiyopatiye yol açabileceğini ve yine doğduktan sonra solunum problemlerine yol açabileceğini söylüyorum. Bunları söyledikten sonra çok fazla yaptırmayanı görmedim. Ben genellikle mutlaka yaptırıyorum bunları konuştuktan sonra. İstemezse de yine mutlaka onamını almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii bizim bir de doğum zamanlamasına çok kısa değinmek istiyorum ben size. Eğer glikoz bir gestasyonel diyabet saptadık. Eğer glikoz regüle ise 39 haftaya kadar bekleyelim arkadaşlar. Eğer glikoz regüle değilse de 37 haftanın üzerinde artık daha fazla beklemeyelim, risk almayalım diyorum. 37 haftadan sonra da doğum yapalım diyorum. Teşekkür ediyorum.